Evet sevgili dostlar, bir Tweet TV gündelik hayattan merhabalar. Bebek'te Choice Cafe'nin sponsorluğunda sabah kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı güzeldi ama biraz zayıftı. Ve Melih'in telefon açıp arayıp kaç kişi geldiğini sorması bizi bitirdi. Bizi bunlar bitirdi. Beni bitirmedi. Bunlar bitirdi. Sen ne yaptın? Bir evet, istersen konuklarımızı tanıt. Kimler evet, var? Konuklarımız kendilerini tanıtabilirler. O derece şeyler yani. Başarılı Sudan Gelecek. Biraz daha yüksek ses olabilir mi? Tabii ki. Nikim Sudan Gelecek Twitter'da. İsim Tarık. Tweet TV ilk gördüğünde ne hissettin? Ne düşündün? Yalçın, sözümü kesme. Estağfurullah. Çok güzel bir oluşum. Hani video olsun çok etkili oluyor. Yani birebir etki oluyor. Kişileri birebir tanıma imkanımız oluyor. Onların ağzından tweetlerin olsun, başka bir şey olsun diye ben daha güzel. Olgun Bey, burada bir soru sormak istiyorum. Müsaade eder misiniz acaba? Lütfen. Olgun Bey, iyi günler. Sen de bu projeyi daha önce düşündün mü? Sizin yaptığınız projeyi sen düşündün. Düşündüm ama... Yapamam. Adam gibi söyle bunu. Düşündüm. Sanmıyor, gerçekten söyledin mi? Valla. Düşündün mü bari? Valla düşündüm. Yani hani video çekiyor. Bazen düşünmüyorum. Şey soracağım. Affedersiniz. Video geleceğin neyi? Geleceğin oluşma video. Yani her şey artık videoya dayanacak. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Çok bilimsel bir cevap aldık. Evet, sizin ikiniz. Merhaba, Emrah ismim. Twitter'daki Kim Catchman. Tweet'i ilk gördüğümde ne hissettim ben? Onu cevap vereceğim. Onu soracaktım ki ağzıma laf aldım. Az önceki soruya ben cevap vereyim. Benim gerçekten böyle bir şey aklıma gelmişti. Ama oluşumu görünce hani sizin daha bu işe yatkın olduğunuzu fark ettim. Bence gayet başarılı bir oluşum. İsimlerimizi biliyor musun? Bilmiyorum. Olgun, Özdemir ve Yalçın Avcı, iyi günler diler. Makarada isteği yok. Evet. Evet. Onun için sana kahvaltı yok biliyorsun. Bir kuru çaya bugün talimiz. Evet. Ceza sana. Geç kaldık ceza biraz. Sana. Ama yaptığınız iyi başarılar diliyorum. İyi gidiyor. Bence tutar. Tutar. Sence tutar mı bonus? Bence de tutar. Ben ilk gördüğümde böyle bir şey, oluşumu düşünmemiştim açıkçası ama hani güzel gidiyor gayet. Account'un neydi? Miss Bonus. Miss Bonus. Normalde Gökçe. Normal. İş arkadaşlarım bana Gökçe der. Sen demin konuştuk ama yine konuşalım. Hayır. Evet, Tweet TV hakkında ne düşünüyorsun? Bence yine şeyini söyle. Çok şimdi ben Emre abi soy, ben Twitter'da tweetine bandım, nickini kullanıyorum. Şimdi yazdığımız şeyleri insanların hani nasıl okuduğunu merak ediyorum ben. Yani şimdiye kadar da merak ettiğim şey bu, hani kendi ağızlarından bunu nasıl okuyorlar, nasıl anlamışlar. Bayağı şey benim... merak ediyorsun yalnız sana. İstersen bu sorunun cevabını okuma bayramında. 5 tane potansiyel tweet koyucusu olarak. Şeyle. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Erol Köse'nin sizin tweetlerinizi nasıl okuyup nasıl kopya ettiğini. Okuyor mu acaba? Okuyor mudur? Bir de o var. Tabii canım. Bu ayrı. Kopya yapıştır mı yani? Ama tweetine bandı mı tweetimi okuma, boşver. Copy paste mi? Aman diye lan. Sudan gelen eşek en çok kim tweet çalıyor? 12 yaptı. En büyük yani o var. Söyle abi kim? Hatta tek bildiğim Erol Köse vardı. Evet, Emrah ne düşünüyorsun? Ya ben hatta bir kere bir tweetimde imla hatası yapmıştım. O iki tane virgül koymuş, onu o şekilde çalmış hatta. O da iki tane virgül koymuş falan. Hatta bu arada ben şeyi de hemen dipnot geçeyim. Ben Erol Köse hakkında bir blog da yazmıştım. Böyle. Yeni başlayanlar rakamlar Twitter. Catchman.blogspot.com'a girerlerse arkadaşlar. Bir kere daha açık oradan söyleyebilir misin? Ben bilemem. Catchman.blogspot.com girerlerse yeni başlayanlar rakamlarla Twitter diye blog yazım var. Hoş, komik bir blog. Okumanı tavsiye ederim. Miss Bonus, tweet'in çalındığında ne hissediyorsun? Ya ben... ben buradan Erol Köse'ye seslenmek istiyorum. Söyle. Erol abi benim tweetlerimi neden çalmıyormuş bana mesela. Ona buradan selam söylüyorum. Evet. Sizi tanıyalım. Evet, ben Melih Şahin. Nikim Soydaye. Emre şu an hakkımı ne diyor bilmiyorum ama hiç iyi şeyler söylemedi kesin. Nikini biraz daha net söyler misin? Ben... Soydaye. 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 Evet. Soydaye. Abi anlaşılmıyor çünkü. Ben evet, anlaşılmıyor. İki Hakan, Tweet TV hakkında ne düşünüyorsun? İyi akşamlar. Ama konuşuluyordu burada ama. Yok yok. Devam. TV hakkında ne düşünüyorsun abi? İki tane yetenekli adamın sosyal ortamda, yani insanların kendini yazıyla ifade ettiği bir ortamda bunun içine görsellikle katmaları, sonra da o Twitter'daki fenomen olmuş arkadaşlarımızı, burada hepsi çok başarılı, yetenekli. Yalnız hani, Hakan K. Şeye, çok politik konuşuyor, her şeyde başarılı diyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Şeyi soracağım, yani iki tane başarısız adam program sunuyor gibi anlattın yalnız Hakan. Evet Hakan. Sana yakıştıramadık. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim, senin başarısızla ilgili bir yaran var anlamında.
Son bir cümleyle. Son bir cümleyle çok başarılı bir iş yapıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Twitter fenomenlerinin fotoğraflarını güya yayınlamışsınız. Bu aslında bir şey oldu, olta oldu. Bir daha gülsene, tam kamera geçelim. bu sefer onların gerçek kimliğiyle burada olmaları çok güzel. Çünkü insanlar hani tweetlerini okudukları insanları böyle görmeleri hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Keyif ya, iyi bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Evet. Makinesi mi? Beyaz delisi. Adım Afize. Kim beyaz delisi? Beyazın en çok kim beyaz tweet çalıyor? Beyaz delisi. Senin tweetin çalan oldu mu? Beyaz delisi. Ya oldu, oluyor. Aslında o şöyle bir şey ya. Hani başlarda bu durumdan çıkarsam da sonradan bir noktadan sonra aslında tweet çalmak değil de şu çok hoşuma gitmeye başladı. Genelde ben duygusal ve romantik yazıyorum. Artık benim nickimin başına kendi nickini, sonuna sevgilisinin nickini yazıp ortaya benim tweetimi yazmaları falan bir noktadan sonra nedense hoşuma gitmeye başladı. Bir Cemal Süreyya havası mı? Ağlattın. Şey, Tweet TV sunucuların isimlerini biliyor musun? Tweet'in üzerinden birisi evlenme teklif etmişti bir kız erkek sana arkadaşına. Hani erkek arkadaşına. Ona bayılmıştım. Çünkü o zaten benim erkek arkadaşıma yazdığım bir tweet'ti. Hani soyadın çok güzel, bana verir misin yazmıştı. Ne yazmış tam olarak? Ben yazdım. Soyadın çok güzel, bana verir misin yazmıştı. Bana böyle bir tweet gelse. Ya da Hakan sana böyle tweet gelse ne yaparsın? Bana böyle tweet gelse veririm lan soyadımı. Beyaz delisi. Biliyor zaten. Verdi yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Twitter'da böyle aşk şeyleri yazıyorsun ya. Evet. En duygulandığın hani reaksiyon ne oldu bugüne kadar? Anlat bize. Bir saniye bekle. Ben de hazırlığımı yapayım. Anlat şimdi. Şey diyor. Aslında ben... Günlerden bir gün yeni bir tweet yazmıştım. Aşk üzerineydi her zamanki gibi. Ayrılıp da barışamayan... Kavuşamayan bir... Aslında şöyle bir şey var. Durduramıyorum. At gitsin. Aslında şöyle bir şey var. Benim farkım şu, bu anlamda şu. Buraya bakıp genelde konuşabilirsin. Genelde herkes eski sevgilisi hakkında yazarken ben yeni sevgilim hakkında. Gelecekteki. Aynı, gelecekteki değil. Şu, yok, şu sen, an itibariyle. Hayır, ben şeyi, senin yaşadığın şeyi söylemiyorum. Yani insanlar, ben şey yapıyorum son zamanlarda filan, adam diyor ki gelecekteki sevgilisine evet, mesajlar gönderen evet, tipler var. Şu anda choice. Öyle değil. Twitter fenomenleriyle buluştuk. Ya siz ne yapıyorsunuz? Erkek. Son bir sorum olacak, bitireceğiz. Tweet TV sunucularının isimlerini biliyor musun? Evet, biliyorum. Uzun saçlının adı ne? Olcay. Bir şey söyleyeceğim. Yazıklar olsun. Uzun saçlı demene gerek yok. Bir saniye. Yasin saçlı Bey dersen ve... olur. Saçlı de. Saçlı saçsız. Evet. Uzun saç dediğin zaman bu adamın da bir nebze biraz tamam, çok güzel. Kel olanın adı ne? Yasin. Ben değil bak. Saçlı olanın. Olcay mı desem? Olgun. Olgun mu desem? Onun hani mixi bir şey. Mütsü bunu sen kapatırsın. Ben uzun saçı olan insanın olgun, olmayan insanınsa yalçın olduğunu düşünüyorum. Pardon, manalı ve altın harfler yazılası. Evet sevgili dostlar, böylece son.